Devam edelim ana habere. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump bir kez daha hakim karşısına çıktı. 2020 başkanlık seçimlerini kaybeden Trump, seçim sonuçlarına müdahale girişiminde bulunduğuna yönelik suçlamaları reddetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki başkanı Donald Trump bu sene üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Trump kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinden sonra yaşanan 6 Ocak Kongre baskını hakkındaki soruşturma kapsamında kendine yöneltilen suçlamaları reddetti. Yaşananlara baktığınızda bunun bir siyasi rakibe yapılan zulüm olduğunu görebilirsiniz. Amerika'da bunların yaşanmaması gerekiyordu. Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini çok büyük bir farkla önde götüren ve Biden'a karşı oldukça önde olan birine zulmediyorlar. Birini yenemiyorsanız ona zulmedersiniz. Hatta yargılarsınız. Trump hakim karşısına 6 Ocak Kongre baskınına katılan destekçilerinin yargılandığı adliye binasında çıktı. Eski başkan Trump'ın parmak izi alındı, kendisine yöneltilen suçlamalar yüzüne okundu. Mahkemenin hakimi Trump'ın davada tanık sıfatıyla yer alan kişilerle sadece avukat aracılığıyla iletişime geçmesini emretti. Donald Trump kendisine yöneltilen 4 suçlamayı da reddetti. Mahkemenin bulunduğu başkent Washington'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Eski başkanın destekçileri mahkeme binasının önünde bir araya geldi. Donald Trump'ın suçlamaları reddetmesinin ardından ilk duruşma için tarih henüz belirlenmedi. 28 Ağustos'ta yeniden hakim karşısına çıkacak Trump'ın avukatları dava dosyasını inceledikten sonra bir tarih önerecek.